Selamun aleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile Dikiş'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte danten sarması nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım inşallah. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Benim bugünkü çalışmam halı kenarını kenar dantelimizi havlumuza geçirmek olacak. Burada beyaz kumaş, havlumuz beyaz, dantelimiz de beyaz olduğu için ben önce ayarları daha detaylı bir şekilde şöyle başka bir dantelde ve renkli bir kumaş üzerine göstermeye çalışacağım. Öncelikle dantelimizi havluya yerleştirme ile yapalım. Sonra detaylı bir şekilde sarma ayarlarıyla birlikte anlatalım. Havlunun desenini, havlunun şekline göre de yerleştirmeler değişebilir. Bu sizin isteğinize göre de değişebilir. Bu kısımdan da tutabilirsiniz. Alt kısımdan da yapabilirsiniz. Şu şekilde. Ben şu kısım üst kısımda kalacak şekilde şuradaki şerit kısmıyla birlikte şuradan yerleştireceğim. İğnelememi yapıyorum. Dantelin tersine düzene normalde bakıyoruz. Burada zaten belli. Fiyonk yapıldığı için. Diğer kısmı da aynı şekilde yerleştiriyorum. Şöyle uç kısma yerleştirdim. Dantellerimizi yerleştirdikten sonra makineye sarma işlemine geçiyoruz. Makinede dantelimizi dikebilmek için zikzak ayarını kullanıyoruz. Düz dikiş ayarını kullanmıyoruz. Çünkü şunu şöyle ifade edeyim. Şuradan dikiş dikmek pek de mümkün olmayacaktır. Bu şekilde ince bir dantelle zincir şeklinde yapılanlarda düz dikiş dikmek pek mümkün değildir. O yüzden makinamızın zikzak ayarını kullanıyoruz. Zikzak ayarını aldım. Bu makinenin ekranı güzel olduğu için bunu da gösteriyorum. Burada zikzak ayarı otomatik olarak 5 ve 2 milim olarak verilmiş. Dikiş adım uzunluğu ve zikzak genişliği. Bunlar bize fazla gelecektir. Zikzak genişliğini düşürüyoruz. Ben burada deneme yapacağım, göstereceğim size. Burada da adım sıklığını daha da düşüreceğim. Şöyle dantelsiz bir şekilde yapıyorum. Şu şekilde bir ayarımız oldu. Bu şekilde ayarları alabilirsiniz. Biraz daha sık isterseniz düşürebilirsiniz de. Bunları siz makinenizde deneyerek de bulabilirsiniz. Dikiş adım uzunluğunu 1 milim daha düşürdüm. Bu şekilde oldu. Eğer zikzak genişliğini bir tık daha yükseltmek isterseniz o da bu şekilde olacak. Zikzak genişliğini bir milim daha yükselttiğimiz zaman bu şekilde oluyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir çizgi çekersiniz. Belli olmadığı zaman iplik olarak şöyle nakış iplikleri oluyor. Bunlar daha ince, daha zarif. Danteller için bunları kullanabiliriz. Eğer elinizde yoksa dikiş ipliği de kullanabilirsiniz. Masura'dan gelen ipliğe dikiş ipliği yeterli oluyor. Dikiş ipliği kullanıyoruz. Üst kısımdan gelen iplik için
Bu şekilde nakış iplikler var. Bunları kullanıyoruz. Ayrıca şöyle ucu kırılmış bir tığ kullanıyorum. Bunu da şurada göstereceğim. Ayarımız bu ayarla devam ediyorum. İğnem takılı. Şurada dantelimizde eğrilik kısımları olursa çizgiye getirmemiz gerekirken bunu kullanabiliriz. Ayak kısmını biraz daha netleştireyim. Bu şekilde makinamız daha net. Açık parmak aplike ayağı da kullanıyorum. Ekranda da daha açık ve daha net gözükecektir. Hem sizin görmeniz açısından da daha net kullanımı oluyor. Bunu kullanabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Bu şekilde dantelimizi dikiyoruz. Şurada biraz aşağı getirmem gerekirse tığımı kullanıyorum. Bu şekilde. Sarma ayarımız ve dikiş aşamamız. Rahatlıkla kendi işinizi kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi ben çalışmamla devam ediyorum. Havlu olduğu için biraz zor ilerliyor. Ama biraz önce gösterdiğim şekilde aynı şekilde devam ediyoruz. Burada beyaz üzerine beyaz olduğu için net anlaşılmayacağı için öyle bir çalışmayla başladım. Orada göstermiş oldum. Bunu bu şekilde bitiriyorum sarma işlemimi. Ben çalışmayı tamamladım. Çalışmamız şu kısmına, şerit kısmı tekrar geçecek. Ben dikebilmek için çıkardım. Bu şekilde bana gelmişti. Ben orada beyaz kumaşa, beyaz dantelde çok net gösteremeyeceğim, anlaşılamayacağı için şöyle bir kumaşta gösterdim. Burada da zikzak genişliklerini, zikzak ayarlarını anlattım. Dantel dikebilmek için normal düz dikiş ayarı değil de zikzak dikişini kullanıyoruz. Ve ayarları farklı şekillerde, hangi ayarlarda ortalama olarak kullanacağız, onu da anlatmış oldum. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.